Merhaba arkadaşlar, ben Talha. Bugün sizlerle Oda Video ile karşınızdayım. Öncelikle şunları söylemek istiyorum. Ben ailemle beraber yaşamıyorum. Öğrenciyim. Üç arkadaş öğrenci evinde yaşıyoruz. Yani aslında burası bir öğrenci evi. O yüzden odam falan çok güzel değil. Bunu başta size söyleyeyim. Hadi şimdi size göstereyim. Bu arkamda gördüğünüz yer arkadaşlar. Burası benim yeşil ekranım. Green screen. Videolarımı bunun önünde çekiyorum ve editliyorum. Ondan sonra alt tarafta hemen şöyle bu tarafa bakacak olursanız, bakın burada benim hamsterlarımın kafesi var. Bu tarafta hemen şey var, yem kutusu var, içinde yem var. Biraz önce yem verdim. Aslında yoğurt kabı da işte ben bunu yem kutusu olarak kullanıyorum. Yumoş da uyanık hatta. Yumoş gel bir. Fıstık gel. Gel hadi gel. Gel oda videomuza çık gel. Sen Türkiye'nin en ünlü hamsterısın, gel. Size Yumoş'u da göstereyim bakın. Fıstık. Yumoş hamile arkadaşlar. Gel buraya, gel buraya, gel. İn hadi bakalım, hop hadi bakalım git. Tamam. Yumoş hamile, dediğim gibi birkaç gün içinde doğurmasını bekliyorum. İşte böyle arkadaşlar, bu taraf green screen dediğim gibi. Bu tarafta benim yerde ağırlıklarım falan var. Bunlar da spor yaparım diye almıştım ama hiç çalışmıyorum işin gerçeği. Sonra burası kapı. Odamın giriş tarafı. Arka tarafta böyle askılık falan var. Ceketlerimi falan asıyorum bu tarafa. Sonra bu yerde bir tane damacanam var. Sonra burada şeyim var. Dolabım var. Eşyalarım bunun içinde genelde. Üst tarafında bir tane battaniye var. Soğuk falan olduğunda onu kullanıyorum. Sonra bu taraf ıvır zıvır yeri arkadaşlar. Burası odamın en iğrenç, en kötü yeri. Şöyle göstereyim. Burada bilgisayar şeylerim var, kutularım var. Ondan sonra monitörün kutusu, bilgisayarın kutusu. Sonra hamsterların o eşyaları, oyuncakları, kutuları, mutuları hep bunların içinde. Sonra bu köşe tarafta hiç kullanmadığım, öğrenmeyi çok istediğim ama öğrenemediğim sazım var. Sonra bu alt tarafta şeyler var. Tuz kitaplarım falan var, tıp kitapları var. Oralara da işte kitapları falan koydum. Kitaplığım da yok. Ondan sonra arkadaşlar bu tarafa bakacak olursak, burada tam böyle köşede yatağım var. Yatağımın hemen kenarında masa var. Bilgisayar masam var. Ondan sonra size şurayı yakından göstereyim. Burası birazcık şey, karışık. Şöyle hemen bilgisayarım şu yerde. Ondan sonra bakın beyler, monitörüm burada. Sonra şu buralarda bakın, şurada 1. Ondan sonra şu 2. Burada 3. Şurada da 4. 4 tane lamba var. Masa lambası. 2 tanesini bizim arkadaşlardan aldım. Evde kalan onların kullanmıyormuş. Sonra bir tane benim vardı. 3. Bir tane de gittim satın aldım. Sırf bu yeşil ekranı aydınlatabilmek için. Yeşil ekranı eşit derecede aydınlatmak gerekiyor. Onu yapmak için. Ondan sonra odamda 2 tane şey var. Pencere var. Biri burada. Biri de burada. Ama ben pencerelerimi ne yaptım beyler? Size göstereyim. Şuradan göstereyim. Pencerelerim baktığınız zaman ders notlarımla kapatılmış durumda. Neden? Çünkü ışık gelmesini istemiyorum dışarıdan. Çünkü mesela sabahları buradan ışık fazla geliyor. Ondan sonra öğleden sonra da buradan ışık fazla geliyor. Bu böyle olduğu zaman video çekerken bu yeşil ekran şey yapıyor. Farklı aydınlanıyor. Hani bir tarafı farklı aydınlanıyor, bir tarafı farklı aydınlanıyor. Bu da yeşil ekran kullanırken istemediğimiz bir şey. O yüzden karanlık oda yapmaya çalıştım. Eldeki imkanlarla, notlarımla pencereyi kapattım yani. Odam genel olarak böyle. Şurada şeyim var, bir tane terliğim var. Bu terliğin de şey, eşi yok. Tek bu. Bu terlik tek. Eşini kaybettim. Eşini bulamıyorum gençler. Ama çok uzağa gitmiş olamaz yani. Bizim evin içinde bir yerlerde ama bilmiyorum işte nerede. Onun eşi yok. Normalde yatağımı şöyle göstereyim. Yatağımı hiç düzlemem. Kesinlikle düzlemem yani. Eğer 100 gün, yani bir yılda 365 gün var. 365 günün herhalde bir 360 gününde düzlememişimdir. 5 gününde falan düzlemişimdir. Bugün sırf videoyu çekeceğim diye düzledim. Yani yatağım genelde düzlemem. Sonra birazcık masamın üstünü göstereyim size. Masamın üstünde şöyle çömeleyim bakalım.
Şu benim sandalyem. Dünyanın en kötü sandalyesi. Yani hiç rahat değildir. Hiç rahat olmadığı gibi. Boyu da birazcık kısa. Aslında birazcık uzun mu desem? Masa mı kısa desem? Bilmiyorum ya. Bir ayarsız, bir dengesizlik var. Ben bunu 15 liraya aldıydım bundan bir 5 yıl önce. Yani çok dandik bir şey. Oturduğunuz zaman yani hiç rahat edemiyorsunuz, onu söyleyeyim. Ama işte dediğim gibi ders çalışırken iyi oluyor. Çok rahat olmadığı için uyumuyorsunuz ders çalışırken. Öyle bir avantajı var. Ondan sonra şöyle göstereyim size. Şurada mikrofonum var. Görebiliyor musunuz? Şurada mikrofonum var. Ondan sonra şu hemen yan tarafta kırmızı ışığı da yanıyor. Hoparlörüm var. Ekranım sönmüş. Genelde bilgisayarım genelde hep açıktır yani. Bir günün 20 saatinde falan açıktır. Ekranı kapanmış şu an. Uykuya geçmiş. Genel olarak böyle işte arkadaşlar benim odam. Çok iyi değil odam biliyorum ama beni idare ediyor. Sonuçta öğrenci evi burası, böyle aile evi falan değil. Böyle işte benim fakirhane burası. Anlatacaklarım bu kadar. Başka bir şey söyleyecek miydim size? Şöyle döneyim mi? Hadi. Şöyle döneyim size. Başınız dönsün biraz. Tamam yeter. Tamam yeter, benim de döndü çünkü. Bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Hoşça kalın.